Ne taşı o? Lüle. Lüle taşı. 300 puan değerinde. Ziynet. Ziynet eşyası 600 puan değerinde. Represent. Mümessil. Buyursunlar efendim, 700 puan değerinde. Prodüktör. Fransızca kökenlisi, evet kesinlikle evet. Prodüktör. Fizik. Fizik ötesi. Fizik ötesi 800 puan değerindedir. Alkışlar Beyza Hanım için. Son noktayı koyacak olan isim ve şampiyonlarımın arasında en yüksek puanla gün şampiyonu olan isim. Yalan değil. Onlara da söyledim. Bir daha tekrar edeyim. Tanışma videosunda da ne yalan söyleyeyim, iddialıyım demiştiniz. Ay öyleyim demişim. Öyle dediniz. Yalan değilmiş. Onu net bir şekilde gördük. Bugün de iddialıyız değil mi hanımefendi? Öyleyiz tabii. 9700 yaptılar. Yine de hafta şampiyonu oldu. Bu güzel bir hikaye. Hadi gerçek çok edelim. Yüksek bir puan, çok fazla bir süre bıraktı. Olamaz mı? Olabilir. Neden bakalım. Olmasın? Seray Hanım, siz görürsünüz. Başlıyoruz. Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromu olarak bilinen hastalığın orijinal kısa adıdır. Yine basit kesimde bir kelime. Fransızcadan girmiş dilimize. İngilizceden de yaklaşabilirsiniz kendisine. Üstün nitelikli, daha güzeli. Elit. Üst sınıf. Üst sınıf. Üst sınıf. Üst sınıf. Sınıf. Klas. Nedir? Klas. Klas. Haydi be şartlar. Hep bir yemekten, yiyecekten bahsettik. Buyurun, bu da sonuncusu. Eski mezunların pilav. Adına gün düzenlediği yemektir. Beş harfler bitiyor. Şöyle bir soruyla. Gümüş, sedef gibi... Kakma. Nedir efendim? Kakma. Durdurdular bile. Gümüş, sedef gibi süs maddelerini birbirimizdeki yuvaya oturtarak yapılan süsleme. Bunu okumaya kalksak dünyanın vaktini yerdiniz. En güzeli. Böyle efendim. Ben sonrasında okurum soruları. Siz harf almadan devam edin yeter. Bu daha kısadır. Taşıyabildiği yük miktarı günlük hayatta ölçü olarak kullanılan bir taşıt. Dikkat. Biraz önce hani dayakta bir araba kamyon. Vardı ya. Nedir? Kamyon. Bir kamyon odun. Bir kamyon kömür. İki kamyon çimento. Uçtu gitti. Yenisi geliyor. Öğle ile akşam arasındaki zaman dilimi. Şu hıza bakın. Şu hıza bakın. Burada bir nefes alın. Bitirdiniz maşallah. Yarısını bitirdiniz en azından. İlk 7 harfli cevabınız bu. Halen ilk dakikanın içerisindesiniz. Her şey yolunda. Fakat beni korkutan şey ne? Bu biraz böyle eril bir dildir. Eril. Evet. Yani böyle erkeklerin kullandığı bir şeydir. Buyurun. Eş durumundan edinilen harici erkek kardeş. Bacanak. Eş durumundan edinilen harici... Bacanak değil. O da böyle tanımlanabilir ama... Orada baldız durumundan edinilen eş durumundan. Harici erkek kardeşi o. Bu eş durumundan edinilen. Tek kelime. Tek kelime. Türkçe. Güzel Türkçe ama böyle yani. Oyuncaklı Türkçe. Durduralım bilmiyorum. Mı? Durduralım. Bir harf alayım. Harf almadan bulursunuz bunu. Bulamam. Peki siz bilirsiniz. Alayım. Durdurun sonra. Ha tam lazım. Kayınço. Alır, bulurdunuz. Çok güzel. Demek ki o güveni verememişim size. Hayır. Dinlemediniz mi? Rica ederim. Dur bakalım. Sonda bir tane soru var. Azıcık ondan ürküyorum. İnşallah boş bir korkudur o. Hı. Güzel gidiyoruz. Aman bozmayalım. Tamam. Buyurun. Bu çocuk oyuncağı zaten. Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçimindeki Hop. Alet. Hı, yok. Koni biçimindeki. Koni. Neydi o ya? Böyle hani. Evet evet. Elde tutulur, konuşulur. Hoparlör diye isim var. Değil. Değil. Klakson hiç değil. Yabancı kökenli Aha. ismi ses. Neydi batı kökenli ses? Sound. Dibine inelim. Ses. O ile mi? O diyor. Hayır, 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 hayır. Yani mesela sesi yükselten başka bir alet yok mu? Mikrofon. Tarık? Çok güzel. Durdursak mı? Mikrofon. 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 Bir de böylesi var. Domates, soğan. Ha. Neydi onun ismi? Klakson değil. Ya bir tanesi mikrofon. Evet. Bu da? Bir şey fon mu? Biri mikro.
yani. Makro. Makrofon değil. Mikrofon. Zaten makrofon sığmaz oraya. Bakın. Biliyorum. Mikrofon. Neydi o konik aletin ismi? Ne konu? Bir örnek bulmak lazım gene öyle de. Makro değil o. Ses. Megafon. Megafon.